ağrı tedavisinde radyo frekans çok önemli bir yer tutmaktadır. Radyo frekans adı başında frekanstan kaynaklanan, yani radyo dalgalarından kaynaklanan bir ısı verme biçimidir. Ve tıp da çok rahatlıkla kullanılmaktadır. Normal elektrik değil, yani bir yakma işlemidir. Ama radyo frekans olduğu için belirgin derecede elektrik gibi ya da ateş gibi yakmamaktadır. Ölçülü bir biçimde organa, dokuya zarar vermeden istediğimiz yeri yakabilmekteyiz. Genellikle yakmaya çalıştığımız şey, yani radyo frekans dalgasıyla denervasyon da deniliyor, blokaj da denebiliyor ya da yakma işlemi diyelim. Bir şekilde sinir uçlarına ya da ağrıya sebep olan kritik noktayı hiçbir tedaviden fayda görmediyse o zaman çok rahatlıkla o bölgeye girip radyo frekansla o bölgeyi yakmaktayız ve ağrıyı hissizleştirmekteyiz. Peki radyo frekans omurgada, yani bel ve boyun ağrısında nereye yapılır, nasıl yapılır? Yine radyo frekans en çok uyguladığımız yer bölge eklem bölgesidir. Yani faset eklemi dediğimiz bölgedir. Yine skopi eşliğindir. Yine 5 dakikalık bir görüntüleme işlemi o bölgeye girip o bölgede hangisinden kaynaklanıyorsa o bölgeyi bir yakma işlemidir. Bu siniri hissizleştirir, bir şekilde ağrınızı azaltır. Eğer ki hastada ciddi bir rahatsızlığı var ise, yine ameliyat olabilecek durumdayız ya da ameliyat süresini biraz daha geciktirmek için yine radyo frekans sinir bölgesine, sinirin bölgesine gidip o bölgeyi daha düşük ısıda radyo frekansla yakıp, yani pals tedavisi dediğimiz tedaviyle yakıp ağrı hissini azaltmak bizim hedefimiz. Ve bu şekilde hastanın genelde en az 6 ay, 9 ay ağrılarını belirgin derecede azaltabilmekteyiz.